Merhabalar, ben Manım. Nasılsınız? Merhabalar, iyiyim. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Programımıza hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Ben Manım. Sektörümüzden ve vermiş olduğumuz hizmetlerden bahsedeceğiz. Ama öncelikle ben sizleri tanıtmak istiyorum ekran başındaki izleyicilerimize. Belma Güneş kimdir? Sektöre girişi nasıl oldu? Biraz öncesinden bahsetmenizi isteyeceğim. Ben Belma Güneş Görgülü. 7 yaşında bale eğitimi almaya başladım. 15 yıl bale eğitimi aldıktan sonra bale okulundan mezun oldum. Daha sonra kendimi geliştirmek adına mezun olduğum bale okulumda asistanlığa devam ettim. Daha sonra üniversite zamanında anaokullarının bale kulüplerine girip bale öğretmenliği yaptım. Ve de 5 yıl önce bale okulumu açtım. 12 yıldır bale öğretmenliği yapıyorum. Bu şekilde. Evet. 5 yıl önce de burası kuruldu. O zaman 2013. Doğrudur. Doğrudur. 5. sezonumuz bu yıl. 2018-2019 eğitim öğretim yılında 5. yılımızı başlatmış bulunmaktayız. Evet. Biraz kurumumuzu tanıyalım o zaman. Neler yapıyorsunuz burada? Bizim ana branşımız klasik bale. Klasik bale eğitimi vermekteyiz. Yan branşlarımızda modern bale, solfej dersleri, makyaj dersleri, dekor kostüm dersleri vermekteyiz okulumuzda. 3 yaşından itibaren çocuklarımıza eğitim vermekteyiz. 3 yaşından her yaşa uygun sınıflarımız mevcuttur. Yetişkin bale de sınıflarımız var. 30 yaşında öğrencilerimiz var. 25 yaşında öğrencilerimiz var. Sanat her zaman yaşa bakmıyor. Her daim sanata katkıda bulunabiliyoruz. 30 yaşında öğrencim çok mutlu olarak derslere geliyor. 3 yaşında öğrencim çok mutlu olarak derslere geliyor. Her zaman zaten bale ile iç içe büyüyen çocuklarımız hayata bakış açıları değişiyor. Müzik, dans bir arada olunca zaten mutlu çocuklar yetiştirmeye çalışıyoruz. 3 ile 30 yaş arası mı diyelim o zaman? Evet, 30 yaş arası aslında yani nasıl söyleyeyim size, baleye gönül verdiyse bir insan yaş fark etmiyor diyoruz. Evet. Peki biraz çeşitlerinden nasıl bir eğitim anlayışı var burada? Biraz ondan da bahsedelim. Şu şekilde derslerimiz yaş gruplarına göre ders saatlerimiz değişiyor. 3 yaşındaki bir öğrencimizin dersleri 50 dakikaysa 5 yıldır bale yapan öğrencimin dersleri 2 saate çıkıyor. Çünkü çocukların kapasitesine göre, konsantrasyonuna göre ders saatlerini ayarlıyoruz. 3 yaşım eğlenceli dersler yapıyoruz. Cinderella oynarken bale hareketleri öğretiyoruz. Hem hayal güçleri değişiyor, Cinderella oluyor. Hayal gücü gelişiyor. O kahraman olduğunu zannederek hem de nasıl söyleyeyim, hayal gücüne katkıda bulunuyoruz. Tabii ki büyük ablalarımız daha klasik bale eğitiminde, müzik eşliğinde. Zaten klasik bale eğitimi verdiğimiz için klasik müzik eşliğinde olduğu için çocukların müziğe duyarlılığı gelişiyor. Notaları iyi basma, nota kulağı oluşuyor. Bu şekilde. Peki biraz çeşitleri o zaman 2-3 çeşit var mı? Değişiyor mu? Değişiyor. Klasik bale ana branşımız. Klasik bale ana branşımız, şunu söyleyeyim. Şimdi kademe kademe değişiyor dedim. Aslında değişmiyor. Şimdi 3 yaşında bir öğrencimin eğitimi yavaş yavaş başlıyor. 3 yaşında daha eğlenceli bale dersleri yaparken biraz daha büyüdünce teknik dersler geliyor işin içine. Teknik dersler biraz daha ağır dersler. Bale disiplin gereken bir sanat dalı. Birazcık zorlayıcı, özveri gerekiyor. Özveri olmazsa olmaz zaten. Çocuk başarılı olamaz. Disiplin olduğu için çocuk her daim yemek ne zaman yiyecek, dersini ne zaman yapacak, oyun ne zaman oynayacak, her daim ne zaman ne yapacağını biliyor. Yemek yeme konusunda da bağışıklık sistemi gelişiyor. Çünkü balerinler zayıf, ince, asil oluyoruz. Ne zaman ne yapacağını bildiği için bu yönde de katkıda sağlıyor aslında çocukların gelişiminin anlamında. Bale vücudu esnettiği için kas sistemimizi iyi bir omurga, iyi bir iskelet sistemi sağlıyor çocuklarımıza. Başka bir yararını söyleyeyim size. Mesela içe basma, taban düşüklüğü varsa çocukta ya da omurga eğriliği, doktorlar baleye yönlendiriyorlar. Çünkü biz balerinler dışa basıyoruz. Dışa bastığımız için o hastalığı çocuk bale sayesinde biraz da olsa yenebiliyor. Ve her daim dik durduğumuz için hep söylüyorum burnlar havada olacak diye omurgamız da düzelmeye başlıyor. Yani balerinin çok katkısı sağlanıyor. Tıp dünyasında da diyebilirim. Belli başlı o zaman çocuklara faydaları, evet, bunlar diyebilir miyiz? Kesinlikle. Evet. Çocuklara bale özgüven sağlıyor. Çünkü küçük yaşta yıl sonu gösterilerinde
500-600 kişinin içinde dans etmek kolay bir şey değil. Özgüvenli çocuklar yetiştiriyoruz. Bizim de istediğimiz bu zaten. Çekingen, içine kapanık çocuklar istemiyoruz. Elimizden geldiğince özgüven sahip çocuklar da balede adım atıyorlar diyebilirim. Peki belli başlı kuralları ve teknikleri vardır. Kesinlikle, belki. Evet. Belli başlı kuralları var. Tabii ki balerinler her daim derse gelirken topuz, saçlar topuz olmalı. Ya ensede ya yukarıda. Bale mayomuz var derse girerken. Patiğimiz, çorabımız, takı takmamız yasaktır. Dans ederken çarparız diye. Şunu başka ne söyleyebilirim? Peki evde vermiş olduğunuz bir ders ya da bir... Evde bir şey yok. Sadece şunu söyleyeyim. İyi bir balerin adayıysa çocuk her şeyi saatli yapmalı. Geç yapmamalı. Uykusunu iyi almalı. Yemeğini iyi yemeli. Abur cuburdan kaçınmalı. Çünkü yağlı yiyecekler iskelet sisteminde balerinleri zorlayabilir. Çünkü çocuk ne kadar hafif olursa o kadar yukarı zıplayabilir. Başka ne söyleyebilirim? Zaten disiplin dedik. Disiplinli olan çocuk da kurallara uyuyor. O sayede de balede uzun yıllar istediği yönde ilerleyebiliyor. Yemesine, içmesine kadar her şeyini siz kendiniz ayarlıyorsunuz. Evet, kesinlikle. Çünkü zaten küçük yaşta onu alınca ileride tüm hayatı boyunca neler yapacağını kendi karar veriyor zaten. Peki bir eğitmen olması için neler yapması gerekiyor? Ne kadar devam ediliyor? Şunu söyleyebilirim. Bizim şimdi 3 yaşında bir öğrencimiz başlıyorsa mini bale sınıfımız 4 hazırlık teknik, 5 hazırlık sınıfı ama 9 yaşında bir öğrencimiz başlıyorsa 1. sınıfı alıyoruz. Ve 1. sınıftan 8. sınıfa kadar devam etmek zorunda. Hiç aralık. Eğitimlerimiz 10 ay boyunca sürüyor, 1 yıl. 1 yılın sonunda tatile çıkıyoruz. 2 ay sonra eğitimimiz yeniden başlıyor. Normal okul gibi düşünün. Eylül ayında başlayıp Haziran'a kadar devam ediyoruz. Temmuz-Ağustos'ta tatile giriyoruz. Eylül'de yeniden çocuk diyelim ki 1. sınıfa geçmiştir. 2'yi atlayınca 2'den devam ediyor. 8. sınıfın sonunda da bizden yüksek kısım bale öğretmeni olarak mezun oluyor. Peki siz bir eğitmen olarak Benma Hanım nelere dikkat ediyorsunuz burada vermiş olduğunuz eğitimde? Eğitmen olarak burada çocukluğumun okulumda çocukların mutluluğu çok önemli benim için. Mutlu gelmeleri önemli. Çünkü maalesef bizim işimiz gönülsüz bir iş olamaz yani. Evet. Sevmezsek olmaz. Çünkü disiplin gerekiyor dedim ya, o disiplin ağır gelir çocuklara. Çünkü bayağı zorluyoruz ileriki sınıfları. Sevmezse de zaten maalesef bir başarı elde edemez. Şunu söyleyebilirim. Benim amacım birazcık sanata katkıda bulunmak, iyi balerinler yetiştirmek, aydınlık geleceği olan bir Türkiye'de iyi balerinler, sanatçı balerinler yetiştirmek. Bale öğretmeni oluyor çocuklarımız ama balerin ve bale sanatçısı da oluyorlar. Bu çok önemli bir şey Türkiye adına. Bu şekilde. Burada da benim şunu söylüyorum. Çocuk sevmeliyiz bu işi yapıyorsak. Bale öğretmenin adına, bale eğitmenin adına konuşuyorum. Çocuk sevmezsek bu işi yapmayalım. Çünkü dediğim gibi gönülsüz olmaz bu iş. Bale eşittir çocuk. Çocuk sevmeliyiz. Baleyi zaten çok seviyoruz. Bu şekilde. 75 öğrencimiz var şu anda. Evet. 75 öğrenciyle tek tek ilgileniyoruz. Bizim amacımız o zaten. Tabii ki grup halinde derslerimiz var. Grup halinde de yapıyoruz. Yıl sonu gösterilerimizde grup halinde çalışıyoruz. Çocuklar zaten takım çalışması olduğu için hayatta da iyi başarılar elde ediyorlar bu sayede. Takım çalışmasını öğreniyorlar çünkü. Beraberliği. Ondan sonra ben ama takım çalışması dedim ama tek tek hepsini hareketle öğretirken benim amacım hepsini tek tek öğretmek. Birisi kalkıp birisi yapıyor. Ve de bu şekilde de başarı elde ediyoruz zaten. Peki bir kurum olarak neden sizler tercih edilmelisiniz? Biraz tercih sebeplerinizden de bahseder misiniz? Neden tercih edilmeliyiz? Önemlisi çocuklarımıza değer veriyoruz. Bizim için çok önemli. Para kazanmak için yapmıyoruz tamamen bu işi ticari anlamda. Baleye biraz katkı sağlayalım, sanat gelişsin Türkiye'de, çocuklarımız mutlu olsunlar, nasıl söyleyeyim, geleceğe aydınlık gençler yetiştirelim. Bu şekilde, yoksa tamamen ticari amaçla değil. Zaten okulumuzu gelip görürseler velilerimiz ne demek istediğimi anlayacaklar. Burada çok mutlu bir okuluz biz. Velilerimiz, öğrencilerimiz, ben hep beraber bir aileyiz.
Bu şekilde. İşinizi severek yapıyorsunuz. Evet, aile olarak bir aileyiz biz. Aile olduğumuz için de mutluyuz. Peki biraz makyajdan da bahsetmemizi isteyeceğim. Ne tür makyajlar eğitimi veriyorsunuz? Şimdi şu şekilde sahne makyajı eğitimi veriyoruz çocuklarımıza. Yıl sonunda gösterilerimizde, restal gösterilerimizde, restallerimizle. Diyelim ki kızımız bir kuğu gölünde siyah kuğuyu canlandırıyor. Siyah kuğu makyaj gerektiren bir şey. Zaten siyah kuğu da için söylemiyorum. İlla makyaj yapmamız gerekiyor ki sahneye çıktığı zaman çocuk ışık geldiği zaman yüzü güzel ortaya çıksın. Zaten kapkaranlıkta olmaz. Kuğu makyajı eğitimi atıyorum. Başka nasıl söyleyeyim? Kedi makyajı eğitimi. Kedi oluyor. Mısır'da bir tanrıçayı canlandırıyor mesela. Onun eğitimi. O şekilde ileriki sınıflarda bu eğitimi veriyoruz. Ve de şunu söylüyorum. Resitaller çocuklara makyaj yaparken ben sahneye hazırlarken kızlar beni izliyorlar. Zaten biraz orada da kapıyorlar. Çok meraklılar. Bu yönde iyi bir şekilde ilerliyoruz. Büründükleri karakteri. Kesinlikle. Çünkü bir ruh kesinlikle nasıl söyleyeyim bir kişiyi canlandırıyor sahnede tam anlamıyla makyajı da olmalı ki tam anlamıyla bir seyirciye heyecan geçsin. Tam anlamıyla diyelim ki kuğuyu kuğu olarak canlandırsın. Evet. Birçok zaten gösterileriniz oluyordu. Evet, bununla oluyor. Evet, gösterimiz oluyor. Her sene Haziran başı gibi okulumuzun yıl sonu gösterisi oluyor. Tüm okul olarak sahneye çıkıyoruz. Her sınıf kendi bünyesinde sahneye çıkıyor. 3 yaşım kendi bünyesinde. 6 yıldır eğitim alan öğrencim kendi bünyesinde. Çocukların kapasitesine ve bale eğitimlerine göre dakikalar, süreleri değişiyor. Ya da hareketlerin zorluğu değişiyor. Bu şekilde velilerimiz de, misafirlerimiz bizi bolca alkışlayıp gururlandırıyor. Bir yıl boyunca nasıl söyleyeyim çalışmamızın, alın terimizin alkışlarla onurlandırılıyorlar. Evet, peki ilerleyen günlerde başka projeleriniz var mı yine? İlerleyen günlerinde bu sene yine gösterimiz olacak Haziran'da. Ocak ayı itibariyle resimlerimiz hazırlanmaya başlıyoruz. Şu an hareketlerimiz çalışıyoruz derslerde. İlerleyen günlerde 5. yılımızı kutlayacağız. Öyle bir küçük partimiz olacak. Çok güzel. Hem çocuklarımız eğleniyorlar. Daha bir pozitif dersleri bir daha iyi mutlulukla geliyorlar. Bu şekilde. Bu şekilde ilerleyeceğiz. İlerleyeceğiz, evet. Başarılar diliyoruz o zaman. Çok teşekkür ediyorum. Sizlere. Peki buradan velilere, bale severlere neler söyleyeceksiniz bilinçlendirmek adına? Çocuklarımızı sanata küçük yaşta yönlendirelim. Çünkü her zaman söylüyorum ben, küçük yaşta başlayınca çok daha iyi yerlere geliyorlar. Çünkü vücut daha oturmamış oluyor, esneklik acayip derecede iyi oluyor. Onu şunu söyleyebilirim. Ve de çocuk bir şeyle ilgilenmeli. Bu ister bale olsun, ister keman olsun, ister piyano olsun, ister jimnastik olsun. Bu zamanda Türkiye şartlarında çocuklarımız, erkek çocuklarımız ve kız çocuklarımız sanatın bir dalıyla ya da sporun bir dalıyla ilgilenmeliler. Başka da söyleyeceğim bir şey yok. Dans, müzik her zaman mutluluk kaynağı. Herkese tavsiye ederim. İsterseniz 30 yaşında olun, isterseniz 3 yaşında. Fark etmez. Mutlu, nasıl söyleyeyim, pozitif insanlar yetiştirmeye çalışıyoruz. Evet. Özellikle küçük yaş grubu için bir kurum seçerken nelere dikkat etmeliyiz? Kısaca onlardan da bahsedelim. Tabii ki. Şunu söyleyebilirim. Çocuklarımızı anlayabilme. Çünkü 3 yaş ya da 4 yaş geri geliyor, ağlayabiliyor. Geri geliyor. Derse girmek istemiyorum diyor. Sabırlı olmak gerekiyor bu konuda. Öğretmenin sabırlı ve kurumun sabırlı olması gerekiyor. Çünkü çocukların ruh hali değişiyor. Bazen müthiş hevesli. Bazen de o gün çizgi film izlemek istiyor ders saatinde. O yüzden sabır gerektiren bir iş bizimkisi. Kurumların da sabırlı. İş bale nasıl söyleyeyim iş yapacağım diye yapmamak gerekiyor. Hani sınıfa girince çocuk otur oraya ya da ders bitsin diye beklememeleri gerekiyor. Bu işi aşkla yapmak gerekiyor. Bizim kurumumuz öyle. Bu işi aşk ve sevgiyle yapıyoruz. Çocuklarımızın hepsini çok seviyoruz. Çocuklarımıza değer veriyoruz. En önemlisi bu. Bizim için hepsi kendi çocuklarımız gibi. Başka da bir şey. Evet. Söyleyeyim bu kadar. Evet, biz de izleyicilerimize sektörle alakalı bir araştırma yapıyorlarsa sizleri önerelim. Burada bu bölgedesiniz, Beylikdüzü'ndesiniz. Evet, Beylikdüzü'ndeyiz. Sizlerle irtibata geçebilirler. Her konuda Belma Hanım yardımcı olacaktır, değil mi Belma? Her zaman bekleriz okulumuza. Bir çayımızı, kahvemizi içmeye her zaman bekleriz. Okulumuzu gezerler, hem de bilgi veririz. Hep söylüyorum, dünyayı parmak uçlarında seyretmek kadar güzel bir şey yoktur. Herkese tavsiye ederiz. Evet, teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Güzel bir söyleşi oldu. Bir başka programda görüşmek üzere. Görüşmek üzere, hoşça kalın.